Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere LGS sınavlarında çıkan din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizle ilgili birinci üniteden çıkan soruların cevaplarının ikinci videosunu yapacağız. Daha önce ilk 33 sorumuzu yayınlamıştık. Bu videomuzda da 34'ten itibaren kader konusuyla ilgili çıkan tüm LGS soruların cevaplarını sizlere çözeceğiz. 34. sorumuza başlayalım. Buna göre Ahmet'in okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öğretmen son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kur'an-ı Kerim'den bu durumu ifade eden bir ayet okumuştur. Bakalım hangi ayet? A şıkkımız, Allah'ın nimetini Sami'ye kalksanız onu sayamazsınız. B şıkkımız, hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. C, güü Allah yükseltti ve mizanı dengeyi, o koydu sakın dengeyi bozmayın. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Evet sevgili arkadaşlar, burada arkadaşımız hangi ayeti okumuş olabilir? Şimdi iklim değişikliği varsa, mevsimler, süreleri, sıcaklık değerleri değişime uğradıysa Ahmet muhakkak burada gü Allah yükseltti ve mizanı o koydu. Sakın dengeyi bozmayın ayetini okumuş olabilir. Cevabımız Ceyhan. 35. sorumuzu çözelim. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Lise ve üniversiteye giriş sınavlarından önce televizyonlarda görmeye alıştığımız bir haber vardır. Şimdi tevekkül ve dua vakti. Bu yüzden türbeler yine doldu taştı. Duvarlara yazılar yazıldı, ağaçlara bez bağlandı. Anneler babalar evlatlar için dua ediyor. Röportajlarda ise ne kadar çalıştın sorusuna başlar öne eğilerek mahcup cevaplar verilmektedir. Bu da bize nokta noktayı göstermektedir. Hangisini gösteriyor? Türbelerin İslam dinindeki önemini, batıl inançların endişeleri artırdığını, başarı için anne baba duasının gerekliliğini, toplumdaki tevekkül anlayışının yanlışlığını. Burada maalesef toplumdaki tevekkül anlayışının yanlışlığını görüyoruz. Çünkü öncelikle fiili dua lazım. Fiili dua çalışmaktır. Çalıştıktan sonra sonucu Allah'a havale etmemiz lazım. 36. sorumuz. Nokta nokta yasaları bilmek, insanların çevresindeki kişilerle uyum içerisinde yaşamalarını sağlar. İnsanların birbirlerinin hak ve hukuklarına önem göstermelerini ve zarar verici davranışlardan kaçınmalarını gerektirir. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Fiziksel, biyolojik, toplumsal, kimyasal. Zaten kimyasal yasalar bizim dersimize alakalı değildi. İnsanların içinde yaşadığı toplumla ilgili kurallar sevgili arkadaşlar toplumsal yasalardır. Fiziksel yasalar madde ile ilgiliydi. Biyolojik yasalar da canlılarla ilgili insan, hayvan ve bitkilerin doğması, büyümesi, gelişmesi ile ilgili yasalardı. 37. sorumuzu çözelim. Hazreti Ömer'in bu topluluğa bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ömer bir gün her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece ibadette geçtiklerini ve Allah'a tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki, sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allah'a dayanıp güvenendir. Neden eleştiriyor onları? İbadette meşgul olmaları, tarıma karşı ilgisiz kalmaları, rızkı Allah'ın yarattığına inanmaları, pasif bir tevekkül anlayışını benimsemeleri. Yani Yan gel yat Osman mantığıyla davrandıklarından dolayı, çalışmadıklarından, fiili duayı gerçekleştirmediklerinden dolayı Hazreti Ömer onları eleştirmiştir. 38. sorumuz bu ayetten aşağıda aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumluklar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer yani kötülük de kendinedir. Hangisi çıkarılamaz? İnsan sınırsız bir irade sahibidir. İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir. İnsan davranışlarında özgür bırakılmıştır. İnsan gücü ölçüsünde sorumlu tutulmuştur. Tabii ki insanda bir cüzi irade vardır ancak o sınırsız değildir. Cevabımız Adana. 39. sorumuz yakınını kaybetmiş birisine her hayatın bir son olduğunu anlatmak ve o kişinin üzüntüsünü hafifletmek için aşağıdaki ayetlerden hangisi hatırlatılmalıdır? Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Her can ölümü tadacaktır, sonunda bize döndürüleceksiniz. Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Burada tabii ki vefat eden arkadaşımızın annesi, babası, ne her kimse ona diyeceğiz ki her can ölümü tadacaktır, sonunda bize döndürüleceksiniz. Yani ölüm haktır, hepimiz bir gün öleceğiz. 40. sorumuz. Başınıza gelen herhangi bir sıkıntı kendi ellerinizde işlediklerinizden dolayıdır. Şu ara Şura suresi 30. ayet Allah böyle buyuruyor. Bu ayette insanın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? Sorumluluğuna, sabırlılığına, çalışkanlığına, kararlılığına. Tabii ki insanoğlunda akıl vardır, cüz'i irade vardır. Dolayısıyla yaptıklarından sorumludur. Cevabımız Adana. 41. sorumuz. Büşra'nın bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez. Büşra okul bahçesine bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder. A şıkkımızdaki ayetimiz. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye asla erişemezsiniz. B şıkkımız. Biz ona doğru yolu gösterdik ister şükredici olsun ister nankör. C şıkkımız. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. D şıkkımız. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Benim de bir öğrencim 400 TL bulmuştu. Getirip teslim etmişti ve sahibine ulaştırmıştık o parayı. İşte burada sevgili arkadaşlar insanda akıl var, irade var. İster yer, ister verir. Tabii ki insan kendisine ait olmayan Haram olan, kendisine ilgilendirmeyen bir parayı bulduğu zaman onu muhakkak yerine ulaştırması lazım. Kendisi kullanmaması lazım. B, C, D onlarla ilgili ancak A şıkkımız da yukarıdaki olayla ilgili değil. 42. sorumuzda. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Kimse kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Hadis-i şerifleriyle atasözü yazıyor. Mehmet öğretmen anlattığı konuyla ilgili verdiği örneklere bir de ayeti kerim eklemek istiyor. Buna göre öğretmenin aşağıdaki ayetlerden hangisini seçmesi uygundur çalışmakla ilgili olacak. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. İyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce Size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Burada çalışmakla ilgili olan sevgili arkadaşlar aşıkımız değil mi? Yani insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Şu anda siz sınava çalışıyorsunuz ve emin olun çalışanlar, hak edenler sonucuna ulaşacaklar. O zaman mutlu olacaklar. O yüzden boş geçmemek lazım. Muhakkak çalışmak lazım, ter dökmek lazım. 43. Peygamberimiz burada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Hz. Muhammed bir gün sahabeyle oturmuş sohbet ediyordu. Bu sırada bir genç erkenden kalkmış biraz ileride kazma kürek ile çalışıyordu. Bazıları ya Resulallah ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarf etmiş olsa dediler. Hz. Muhammed bunun üzerine böyle söylemeyin. Eğer o genç insanlara el açmamak, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır buyurdu. Burada ne anlatılıyor? Kendisiyle sohbet etmenin önemini, çalışarak kazanmanın dinimizdeki kıymetini, çalışmak için erken kalkmanın gerektiğini, gençleri desteklemenin gerekliliğini. Tabii ki Peygamber Efendimiz çalışarak alın teriyle kazanmanın dinimizdeki öneminden bahsediyor. 44. sorumuz. Bu cümlede altı çizili bölümlerden hangisi Zehra öğretmenin iradesine örnek gösterilebilir? cüz iradeye bakıyor. Zehra öğretmen Hatay'da doğan öğretmenini ve severek yapan, orta boylu esmer, 3 yaşında mavi gözlü bir kız çocuğuna sahip çok sevdiğimiz bir öğretmenimizdir. Külli irade Allah'ın iradesidir. Biz ona müdahale edemeyiz. İşte bizim boyumuz, bizim göz rengimiz, doğacağımız yer, annemiz, babamız, memleketimiz bunlar sevgili arkadaşlar bizim külli iradedir. Onlara müdahale edemeyiz. Ancak sevdiklerimiz, saydıklarımız, tercihlerimiz ise cüz'i iradedir. Dolayısıyla bu sorumuzda cüz iradeye örnek olan kısım 2 numaralı kısım. Yani mesleğini severek yapması cevabımız Bursa. 45. sorumuz. Kader kavramını doğru anlamış bir kimseden aşağıdaki tutumlardan hangisi beklenmez? Dünya hayatının bir imtihan olduğu bilinciyle hareket etmesi, her insanın Allah tarafından yaratıldığını bilerek hiç kimseye ayrım yapmaması yalnızlık çaresi ve korku, korku gibi duygularla baş edilemeyeceğine inanması, çaba ve emeğinin karşılıksız kalmayacağının farkında olması. Sevgili arkadaşlar, yalnızlık durumunda, çaresizlik, korku gibi durumlarda Euzubillahimineşşeytanirracim dediğimiz zaman zaten şeytanı kovmuş oluruz. Ve Rabbimizi hatırlar, ona dua eder, abdest alırız, namaz kılarız, dua ederiz ve asla yalnız olmadığımızı hissederiz. 46. soru. Bu paragrafta verilmek istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. Davud demircilik, Hz. İsa marangozculuk, Hz. Muhammed de ticaret yapmıştır. Bu paragrafta verilmek istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Meslek farklılarının önemli olduğu, rızkının çalışarak elde edilmesi gerektiği, Allah'ın insanlara peygamberler gönderdiği, peygamberlerin diğer insanlardan farklı olduğu. Tabii ki burada rızkın çalışarak elde edilmesi gerektiği. 47. sorumuz bu tablodaki evrensel yasalar ile ayetlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Bakalım. Bir fiziksel yasalar, madde ile ilgili olanlar. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği ölçüde yükümlü kral toplumsal yasalar toplu bilgilendiren, yeryüzünde gezin, dolaşın, Allah'ın ayetlerini yalanlayan durumunu görün kıssalardan bahsediyor. Fiziksel yasa yine madde ile ilgili. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler de onun varlığının delillerindendir. Dörtte toplumsal yasa. Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimselerden olun. Burada birinci şıkkımızda değil mi? Fiziksel madde ile ilgili yasalarla ilgili verilen ayet yanlış olmuş cevabımız burada Adana. 48'in sorumuzu çözelim. Bu hikayede verilen mesaj, mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Alimlerden biri bir gün komşusunun sırt üstü yatarak Allah'ım bana cennetin nasip et. Bana şunu ver, bunu ver diye dua ettiğini işitir. Alim kişi de komşusunun damına çıkarak gürültü yapar. Adam ona damda ne arıyorsun diye sorar. Alim kişi kaybettiğim deve arıyorum der. Adam şaşkınlık içerisinde damda deve aranır mı deyince o da cevabı yapıştırır kuş tüyü yatakta sen cenneti arıyorsun da benim deveyi damda aramam mı sana tuhaf geliyor şeklinde güzel bir cevap vermiş. Burada asıl verilmek istenen mesaj sevgili arkadaşlar hangisi olabilir? Nimet için önce çaba harcanmalıdır. Dualar yalnızca Allah'a yapılmalıdır. Her konuda Allah'a güvenilmesi gerekir. Komşularımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Tabii ki burada nimet için önce çalışmamız gerekiyor. 49. sorumuzu çözelim. İnsan söz ve davranışlarında sorumluluk bilinciyle davranmalı. Her zaman iyi ve doğru olanı tercih etmelidir. İstemediği sonuç karşısında da kaderin böyleymiş diyerek sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu metnin başlığı aşağıdaki neden hangisi olabilir? Hayatın amacı, özgürlüğün serüveni, akıl ve düşüncenin gücü, özgür irade ve sorumluluk. Tabii ki bu başlığımız özgür irade ve sorumluluk en uygunu. Evet, geldik sevgili arkadaşlar 50. sorumuza. Önce yukarıyı okuyalım. Bu ayetin konusu nedir diye soran öğretmene hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Kimse kimsenin günah yükünü taşıyacak değildir. Kendi yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkasının yardımına çağırırsa yakını da olsa o yükün hiçbir parçasını taşıyamaz. Batır Suresi'ndeki ayet. Burada emek ve rızık, ecel ve ömür İrade ve sorumluluk, sabır ve tevekkül hangisi olur burada sevgili arkadaşlar? Elbette irade ve sorumluluk olacak cevabımız Ceyhan. Ve geçtik 51. sorumuza. Bu parçada verilmek istenen ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? Şam'da veba salgını olduğunu öğrenen Hazreti Ömer şehre girmekten vazgeçer. Ebu Bey de "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar Hazreti Ömer Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum der. Ana fikri soruyor bize. Veba bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıklar Allah'ın takdiridir. Allah her şeyi bilir, görür ve işitir. Tercih etmek de, tedbir almak da kaderdir. Burada sevgili arkadaşlar hangisi en uygunu? Evet, tercih etmek de, tedbir almak da kaderdir. Salgın dönemini düşünün maske takmasaydık, aşıları vurulmasaydık, dışarıda toplu halde gezmeye devam etseydik belki pek çoğumuz yine hastalanacaktı. O yüzden tedbir alacağız, takdir Allah'a bırakacağız. 52. sorumuzla devam edelim. Kader ve kaza kavramları düşünüldüğünde yukarıda ekleden hangileri kaza kapsamında değerlendirilir? Yani gerçekleşen. Bu hızla gidersen ağaca çarpacaksın. Kurban bayramında dayımı ziyaret ettik. Milli maç saat 16'da başlayacak dün fırından ekmek aldım. Şimdi geçmiş zamanda olanlar kader olacak. Kurban bayramında ziyaret ettik. Ne zaman? Kurban bayramında. Bak geçmişte. Dün fırından ekmek aldım. Ne zaman aldım? Dün. Bunlar sevgili kazadır. Tamam Gerçekleşmiş. 53. sorumuz. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıda hangisi getirilmelidir? Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmamaktadır. Bu durum evrenin tesadüf eseri değil nokta nokta göre yaratıldığını göstermektedir. Evrenin büyüklüğüne, varlıkların amaçlarına, varlıkların yaşam sürecine belirli bir düzen ve ölçüye göre Evet burada belirli bir düzen ve ölçüye göre yaratıldığı gelmeli cevabımız Denizli. 54. sorumuz bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Allah'tan başka ilah yoktur. O daima diridir. Hay. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan katında şefaat edecek olan kimdir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise O'nun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şey tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudresi yani kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onlar koruyup gözetmek ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara 255 ayetel kürsinin anlamı. Buradan hangisi çıkarılamaz? Allah insanların davranışlarını bilir. İnsanlar sınırlı bir bilgiye sahiptir. İnsanlar ahirette tekrar diriltileceklerdir. Allah yeri ve gökleri korumaktadır. Burada sevgili arkadaşlar ahiretteki dirilme ile ilgili bir bilgi verilmemiş. O başka ayetlerde verilmiş. Cevabımız Ceyhan. 55. sorumuz. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür konusuna örnek değildir? Ey Resulüm muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin. Yeryüzüne bulunan her canlı sonludur. Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölmez. Her can ölümü tadacaktır. Ecel biliyorsunuz bu dünyadaki hayatımızın sona erdiği andır. Ömür de bu dünyada geçirdiğimiz süredir. Dolayısıyla A şıkkımızda ecel ve ömürden bahsetmiyor. 56. sorumuz aşağıdakilerden hangisi İslam dininde dininin emek ve rızık anlayışını yansıtmaz. Nimetlerin israf edilmesi haram kılınmıştır. İnsanın rızkını helal yoldan elde etmesi gerekir. İnsan çalışmasa da Allah'ın rızkını verecektir. Çalışmadan kazanmak, üretmeden tüketmek doğru değildir. Elbette burada çalışmadan kazanmak maddesi yanlış olur. 57. sorumuzdayız. Merhaba arkadaşlar. Benim bir kardeşim oldu. Adını kader koyduk. Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki seçenekler arasında bulmama yardımcı olur musunuz? Evet. Allah'ın canlılara verdiği nimetler. Allah'ın indirilmeye başla Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece. Doğum ile ölüm arasında geçen zaman. Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre planlaması. A şıkkında biliyorsunuz rızıktan bahsetmiş. B şıkkında kadir gecesinden bahsetmiş. C şıkkında ise ömürden bahsetmiş. Denizli'de ise kaderin tanımı verilmiş. 58. Verilen bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Güneşin doğup batması, mevsimlerin ard arda gelmesi, dünyanın belirli bir hızla dönmesi. A şıkkımız sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. B şıkkımız gökleri ve yerli gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirir ve şekillerinizde güzel yaptığı varış onadır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı sonlardır. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Burada B şıkkımız daha uygun. Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizde güzel yaptığı Varış Allah'adır. 59. Evrendeki yasalarla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek konusu bakımından diğerlerine farklıdır? Murat. Isıtılan metaller genişler. Bu nedir? Fiziksel yasalarla ilgili. Şuraya F yapalım. Peki Ayşe. Su deniz seviyesinde ve belli basınç altında 100 derecede kaynar. Yine fiziksel yasalarla ilgili. Sena. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır. Bu da toplumun toplumsal yasalar. Ahmet Güneş sahip olduğu çekim kuvvetiyle Güneş sistemindeki gezegenleri yörüngelerinde tutar yine fiziksel yasalarla ilgili. Evet 59. sorumuzda sevgili arkadaşlar Sena'nın verdiği cevap yani C şıkkımız toplumsal yasalarla ilgili olduğu için diğerleri de fiziksel yasalarla ilgili olduğu için cevabımız Ceyhan. Ve 60. sorumuz son 10 soruya geldik. Böylece kader konusuyla ilgili şu ana kadar LGS sınavlarında çıkan tüm soruları çözdük. Emin olun iki tane falan soru geliyor kader konusundan. iki ya da üç tane. Bu soruları çözdükten sonra bir önceki videomuzu izlerseniz kaderle ilgili soru kaçırmayacaksınız inşallah. Ayrıca eksiğiniz varsa kanalımızda LGS hazırlık din kültürü videolarını izleyebilirsiniz. Bu öğrencilerden hangisi tevekkül kavramını yanlış anlamıştır? Fatih diyor ki imkanlarını sonuna kadar kullanır. Naz tembellik etmez çalışıp çabalar. Zeynep kaderde ne varsa o olur deyip bekler, e, bıraksa üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Burada sevgili arkadaşlar, ne yapıyor Zeynep? Yanlış söylüyor. Kaderde ne varsa o olur deyip bekler cüz'i iradesini. Yani hiç kullanmaz diyor. 61. sorumuz. Yukarıdaki ayetlerin hangisinde tevekkülden bahsedilmektedir? Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Şüphesiz ki biz seni şahit, müjdeci, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 61. sorumuzda B şıkkımız değil mi? Sadece iki numaralı cümlede Allah'a dayanıp güvensinler maddesi ayeti tevekkülle ilgilidir. Elimizden gelen tüm gayreti yaptıktan sonra, gösterdikten sonra sonucu takdiri Allah'a bırakmaktır. Bu ayetlerde vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. A. Kadere teslimiyetin önemi insanın mükemmel yaratıldığı insanın tercihlerinde özgür olduğu rızkın çalışarak elde edilebileceği sevgili arkadaşlar insan cüzi iradesiyle inanıp inanmamakta serbesttir ancak sorumluluk ona aittir. Yani inanmamanın sonucunu ahirette görecektir. O yüzden tercihlerimizi iyi yönde kullanmamız her zaman bizim için avantajıdır. Buna göre öğretmen Ezgi'ye aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir? Öğretmenin sorduğu bir soru üzerine Ezgi şu cevaplar vermiştir. Bilgisizlik, tembellik, sorumsuzluk. Evet hangi soruyu sormuş olabilir? Kader inancının insana faydaları nelerdir? Kader ile kaza inançlar arasındaki farklar nelerdir? Kader inancının hayatımızda nasıl bir etkisi vardır? Kader inancı ile ilgili yanlış anlayışların sebepleri nelerdir? Evet, güzel bir soru sormuş ve güzel cevabı da almış. Neden yanlış anlıyoruz? Çünkü bilgimiz yok, cahiliz. Tembellik ediyoruz, araştırmıyoruz ve sorumsuzluk yani sorumluluk almaktan kaçınıyoruz. 64. Bu fıkrada vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? şeklinde Nasrettin Hoca ceviz ağacının altında uzanmış dinleniyordu. Bir balk e, kabaklarına baktı, bir de koca ceviz ağacındaki küçük cevizlere. Ey yüce Rabbim! Şu incecik kabak sapında kocaman kabağı, koca ceviz ağacındaysa küçücük cevizi yaratmışsın diye söylenirken bir ceviz tanesi hocanın kafasına düştü. Gözünde şimşekler çakan hoca şöyle dedi. Tövbe yüce Rabbim bir daha senin işine karışmam. Ya kafama ceviz yerine kabak düşseydi halim ne olurdu? Evet çok güzel bir fıkra. Allah'ın işine karışılmaz. Allah her şeyi bilir ve gözetir. Allah her şeyi yapmaya gücü yeter. Allah her şeyi bir ölçe göre yaratmıştır. Burada bütün şıkları okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bakın A şıkkı çeldirici değil mi? Allah'ın işine karışılmaz yemen işaret yanlış olurdu. Çünkü... Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Bütün derslerde son şıkka kadar hepsini okuyun. Hemen ani kararlar vermeyin sevgili arkadaşlar. Yine Bakara suresinin 255. ayeti yani Ayet-el Kürsi'nin anlamı veriliyor. Allah'tan başka ilah yoktur. O hayat sahibidir ve diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzn olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullar onun diledikleri dışında onun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri bir yeri kaplamıştır. Onları kurmak ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Bu ayette yani ayetel kürsüde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Allah'ın her şeyi bildiğinden, Allah'tan başka ilah olmadığından, peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden, yerde ve gökte her şeyin Allah'a ait olduğundan hangisinden bahsedilmemiş burada? peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden diğer ayetlerde bahsediyor ancak burada bahsedilmemiş. 66. sorumuz sevgili arkadaşlar. Öğretmenin öğrencilere yönelttiği kaza nedir sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın kaza kader konusunda öğretmen kaza nedir diye sormuş. Öğrencilerden bakalım hangisi doğru cevap veriyor. Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde programlaması. İnsanı tercih etmeye ve tercih ettiğini gerçekleştirilendiren güç. Allah tarafından önceden planlanan olayların zamanı gelince gerçekleşmesi, tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakılması. Burada C şıkkımızdaki cevap doğru. Allah tarafından önceden planlanan olayların yani kaderin zamanı gelince gerçekleşmesi. 67. sorumuz. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Bu ayetlerde insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İnanan bir varlık olduğu, sorumlu bir varlık olduğu, en güzel şekilde yaratıldığı kaderinin önceden belirlendiği. Evet burada sorumlu bir varlıktır. O yüzden zerre miktarınca iyilikten de kötülükten de insan sorumludur. 68. Bu parçada Allah'ın evrendeki koyduğu yasaların hangisinden söz edilmekte? Yüce Allah balıkları suda solunum yapabilmeleri için solungaçlı, kuşları uçabilmeleri için kanatlı yaratmıştır. Aynı şekilde etle beslenen hayvanların çene yapısı otla beslenenlerin çene yapısından farklıdır. Fiziksel yasalardan, biyolojik yasalardan, kimyasal yasalardan, toplumsal yasalardan. Evet, burada neden bahsediyor? Aslında canlılardan bahsediyor. Canlılar yapıları ile ilgili örnekler veriliyor. Suda solunum yapabilmeleri, solungaçlı, efendim, kuştan uçan kanatla yaratılmaları sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi nedir? Biyolojik yasalarla ilgilidir. Cevabımız 68'in sorumuz da Bursa. 69'un sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Hazreti Muhammed'in önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et sözünü, sözüne uygun bir davranış değildir. Yani tevekkül anlayışını yanlış yapması gerekiyor cevaplarda. Evden çıkarken kapıyı kilitlemek, araç kullanırken emniyet kemeri takmak, sağa sola baktıktan sonra karşıya geçmek, zemin kontrolü yapmadan inşaat yapmak. O zaman da deprem olduğu zaman ne olur? Yıkılır. Ondan sonra da kadere suç bulmaya başlarız. O yüzden işimizi sağlam yapmamız lazım. 70. sorumuz. Bu hadiste bu verilmek istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Aklı olmayandan, uyuyandan ve çocuktan. Evet, namaz kılmayanlara böyle denir ya. Sen bu üçünden birine giriyor musun diye. Girmiyorsan o zaman namazı kılacaksın arkadaş. Bütün insanlar eşit haklara sahiptir. İnsan sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Allah her varlık için belirli bir kader belirlemiştir. Sorumluluk akıllı ve irade sahibi olmayı gerektirir. Evet Allah'a şükür bunlar varsa bizde biz ne yapacağız? Sorumlu olduğumuzu bilerek aklımızı, irademizi kullanacağız. 71. sorumuzda Cengiz Numanoğlu'nun güzel bir şiiri var. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddini bilir, denizler taşmaz. Karıncanın yükü Boyunu aşmaz bunca dengelerin farkında mısın? Bu şiirin ana düşüncesini soruyor. Doğanın dengesi korunmalıdır. Verilen nimetlere şükredilmelidir. Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Her canlıya belli bir ömür verilmiştir. Burada sevgili arkadaşlar her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığından bahsedilmiş. Ve 72. sorumuz. Bu paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Murat Bey kazancını manavlık yaparak sağlamaktadır. Her gün dükkanını erkenden açıp hazırlıklarını yaptıktan sonra bol kazanç için dua etmektedir. Burada emek var mı? Tevekkül var mı? Rızık var mı? Paylaşma var mı? Ya da hangisi yok? Evet, emek var, gayret var, çalışmak var, tevekkül Allah'a sığınmak var ve rızkını da Allah'tan beklemek var. Ancak paylaşma dinimizde önemlidir ama burada bahsedilmiyor. Ve 73. sorumuz sevgili arkadaşlar, Aşağıdakilerin hangisi bu metinden çıkarılamaz diyor. Allah her şeyi bir düzen ve ahenk içinde yaratmıştır. Örneğin insan ve hayvanların var edilmesinden önce yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir şekilde yaratmıştır. Bu harika düzeni keşfetmeye yönelik yapılan bilimsel araştırmalarda Allah'ın her şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini anlamamıza katkı sağlamaktadır. Bize düşen ise evrendeki düzeni korumaktır. Allah her şeyi yerli yerince yaratmıştır. Yeryüzü üzerindeki varlıkların yaşamasına elverişli yaratılmıştır. Evrendeki her şey Allah'ın yaratıcı kudretinin bir eseridir. Bilimsel veriler Allah'ın bir olduğunu, bir olduğuna kanıt oluşturur. Burada deniz ışığımız yukarıdaki bilgilerden çıkarılamaz ancak Allah vardır, birdir, iman ederiz o ayrı. 74. sorumuz. Son iki sorumuz kaldı. Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Biz her şey bir ölçüye göre yarattık. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyin yaratılmasında bir ahenk ve düzen vardır. Varlıklardaki ölçü ve düzen bir tesadüfün eseridir. Güneş ve ayın hareketi hassas bir yörünge sisteminin sonucudur. Evet C şıkkımız buradan çıkarılma. çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Ve son sorumuz sevgili arkadaşlar birinci ilgili kaderle ilgili sorularımızın tamamını çözmüş olduk. Böylece diğer ünitelerimizi de çözmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İnşallah birlikte başaralım. Aşağıdaki ayetlerden hangisi özgür irade ile ilgilidir? Her can ölümü tadacaktır, sonunda bize döndürüleceksiniz. O Allah sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici olsun, ister nankör. Güneş de yörüngesine akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur ve son sorumuzun cevabını da sizlere bırakıyorum. Doğru cevabı yorumlara yazın. Doğru bilen arkadaşlarımızı beğeneceğiz. Sevgili arkadaşlar böylece dersimizi tamamladık. Yeni derste de görüşünceye kadar LGS sınavında hepinize başarılar diliyoruz. Unutmayın bizi takip edin. Birlikte başaralım inşallah.